misafirler geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Yeni eviniz hayırlı olsun. Ay, ne kadar güzel ya. Teşekkür ederiz. Cahide'cim şöyle küçük bir ev hediyesi. Ah canım benim, ne gerek vardı? Ay çok da güzel çiçek. Çok teşekkürler ya. Ya İbo, biz oturmadan bir elimizi yıkasak. Yo, maalesef izin veremem. Veya şuradan devam edin, göreceksiniz. Tamam, hadi bakalım. Hoş geldiniz. Alo. Daire numarası mı kaç? Niye şimdi soruyorsun ki? Siz yarın gelmeyecek miydiniz? Bugün mü demiştim ben? Ha. Yok, yok, evdeyiz canım, evdeyiz. Müsaitiz. Aa, tamam. Kat 9 daire 20. Tamam, hadi, hadi. Aa, bittik. Jale, oldu, Jale, bitti kızım. Ne? Ya, Mesut'la Feride geliyor. Ben Mesut'lara da bugün gelin demişim. Mesut'lara mı? Mesut'lar, Hüseyin'ler. Aa, İbrahim ne diyorsun? Mesut'larla Hüseyin'le Çiçek'i aynı zamanda çağırdın, eyvahlar olsun. Ara iptal et, ara geri dönsünler. Kızım, asansörden nasıl iptal edeyim? Eyvahlar olsun. Ay. Eyvahlar olsun. Ay bana bir şey yok. Yapma. Ay bana bir şey, ne olursun. Kötü oluyorum ama. Hayırdır, ne oldu, iyi misin? Hayır, ay. Ya Hüseyin Çiçek, kusura bakmayın ama şöyle bir hata olmuş. Ben bugün başka bir çift arkadaşımızı da çağırmışım. Bu yüzden mi bayıla yazdım burada? Ay ya, olacak öyle. Canım, ha, buyursunlar gelsinler. Öyle öyle öyle, tabii de yani size ayıp olur diye şey yapıyoruz biz. Yok. Bize niye ayıp olsun canım, olur mu öyle şey? Ha, ama işte şey şöyle Hüseyin Çiçek. Çiçek Hüseyin şey. Bizim bu gelen arkadaşlarımız nasıl desem dindarlar. Evet. Evet, bizim dindar dostlarımız var. Burada niye acayip bir şey gibi bahsediyorsun oğlum? Uzaylı arkadaşım varmış gibi. Yo, bizim hiç acayip değil de siz sekülersiniz ya. Şimdi ben bir de tabii İzmirliyim biliyorsunuz. Al işte, onlar da Konyalı. Ya İbo, ne diyorsun, saçmalama. Oğlum onu mu diyor kız? Ay aşkım, ne bileyim. Yani siz birbirinizi sevmezsiniz diye düşündük biz. Sonuçta siz dinden insan istemiyorsunuz ya. Kızım sen bu kafayla iyi dizi yazarı olursun ha, biliyor musun? Bu ne güzel kafa ya. Oğlum biz ne zaman öyle bir şey dedik, sevmiyoruz, istemeyiz diye. Yani demediniz ama deseniz şaşırır mıyız? Yok, ben şaşırmam. İbo, seni bir şaşırtırım şimdi burada. Ne saçmalıyorsunuz oğlum siz? Bak, ne olur sekülersiniz diye kavga etmeyin. İbo, bir kere daha seküler dersen ağzına sekerim buradan ha. Saçma sapan iş yapma. Aa, sen bir kere arkadaşlarını o seküler, bu dindar, bu bilmem kim diye kodluyor musun? Hayır canım, tabii ki kodlamıyorum sizde yani. Eyvah, dindar Mesut'la mutasır Feride geldi. Sekülerler, sekülerler, saklanın. Ya ne yapıyor bu çocuk gibi orada ya? Allah! Yani bir mi niye attın? Ya aşkım kusura bakma, zaten sekülersiniz, bir de putla gelmişsiniz buraya. Ay yani ne yapsaydım ya? Kızım ne o, biblo? Bilmez onlar, onlar anlamıyor. Ya bence onlar da bir kedi biblosuna tapmayacağımı bilirler, anlar ya. Ben bilemem. Ya çocuklar saçma sapan şey. İbo kalk şu kapıya bak, bu deli mi ne bu ya? Tamam, açacağım tabii ki. Tamam, dikkatli olun ama. Hüseyin Çiçek, bak ne olur yalvarırım, çok rica ediyorum. İzmir Marşı falan okumayın. Oğlum niye yapalım böyle bir şey? Tamam. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İyi, sağ olun. İyi, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Cihale'cim, çam sakızı çoban armağanı. Ay inanamıyorum Feride, ne tatlısın. Ebru tablo, bayılırım, biliyor musun? Aslında şöyle güzel bir biblo olacaktım. Ama sonra bunda karar kıldım. Beğenmene çok sevindim. Ha, biblo alacağına. Aa, hoş geldiniz. Şöyle oturun. Ha, beraber oturabiliriz değil mi? Otururuz tabii, niye oturmayalım canım? Neyi sorayım dedim, gel. Gel. Selamun aleyküm. Merhaba, iyi akşamlar. Aleyküm selam. Hüseyin ben. Mesut ben de, memnun oldum. Aa, Hüseyin! Ben şok. Oğlum sen aleyküm selam biliyor musun? Kardeş, mağaradan dün çıkmadığım için. Evet, biliyorum ya. Mesut Bey, bu iki aileyi aynı anda ağırlayacağım diye bir tuhaflaştı, saçma sapan. Ya bizim bir sorun yok tabii de, bu delimine. Evet, bizlikte bir sorun yok ya. Bu vesileyle tanıştık ayrıca, değil aynen mi? Aynen. Çok memnun ben oldum. Ben de çok memnun oldum.
Siz nereden tanışıyorsunuz İbrahim'le? İbrahim'in Pendik'ten ev arkadaşıydı. Biz de Pendik'ten. Aa. Evet. Batı mahallesi mi? Yok, doğudan biz. Ha. İbrahim, sen bizi niye tanıştırmadın hiç? İşte farklı mahallelerdendiniz ya. O yüzden tanıştıramadım yani. Farklı mahalle dediğin aynı semt, yan yana iki mahalle. Aynen. Evet. Yani kavga çıkacak belli ki. Sen bir lafı değiştir. Merak etme, çok gerildi ortalık. Farkındayım. Dur, ben şunu halledeceğim. Kızlar, var mı hava hadisi? Ne var ne yok? Ya bizim Irmak'la Timuçin boşanıyorlarmış. Aa, ne diyorsun ya? Çok şaşırdım. Çok mu severlerdi birbirlerini? Yoo, ama ikisi de sekülerdi. Yani Jale, sekülerler boşanamıyor mu? Ay hayatım, sonuçta aynı hayat açısı, aynı bakış açısı ya. Çatışma nereden çıkacak yani? Ama evlilik bu yani. Uyum dediğin şey sadece hayat görüşü değil ki. Aynen, aynen öyle Feride Hanım ya valla. Aha, ortalık buz kesti. Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Ay valla nasıl da anlaşıyormuş gibi yaptınız, tüylerim diken diken oldu. Niye anlaşıyormuşuz gibi yapalım, ben anlayamadım. Tamam, yedik yedik, aynı fikirdesiniz, yedik yedik. Kaynatıyorum. Yedik demişken, ben çok güzel bir börek yaptım, bir de kek çırptım. Hemen çayla beraber onları yiyelim ha. Aa, yardım edelim mi? Ya evet, hem bizi evi de gezdirirsin. İkiniz aynı anda. İbrahim, bir gelir misin? Tabii. İbrahim, inanılmaz gerginim. Ev kızılcık şerbetine döndü. Bak, ödüm kopuyor. İnşallah bunlar içeride birbirlerine saç baş dağılmazlar İbrahim. Dur bakalım, dur. Senin kızlarla içeride olman daha iyi. Ben erkeklerle baş başa kalayım. Tamam. Kavga ederlerse ayırması daha kolay olur. Kızlar, hadi gelin size evi gezdireyim. Gel. Böyle işte. Sağ canım benim, gel. Ay, sağ ol ya. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ay, geçiyorum. Gel, gel. Tabii. Evet ya. Ortak konu. Evet. Yaz da geldi ya. Var mı yazın? Ne iş güç, yani tatil yapabilecek misiniz? Plan var mı? Yazın vallahi işte Allah nasip ederse ben bir umreye giderim. Aa, Allah kabul etsin, ne güzel. Amin abi. Aa, çok pardon. Hüseyin'cim, umre şey, Mekke'de Kabe'yi ziyaret. Ama hac değil, hac başka bir şey. Tamam mı? Gerçi hacı da bilmiyorsun. Mekke'yi biliyor musun? Mekke. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Biliyoruz herhalde Mekke'yi de, hacı da, umreyi de. Ha, ben sohbete yabancılaşma diye şey yaptım ya. Vay be. Ha. Siz yazın ne yapmayı düşünüyorsunuz? Efendim, bir arkadaşım Bodrum'da işletmeci, bir kokteyl bar açıyormuş. Davet etti açılışına. Gidelim dedik ona. Bir haftada kalırız, güzel. Bahane ederiz dedik. Çok pardon, araya gireceğim ama anlaşılmaması açısından. Mesut'cum, kokteyl dediği şey, böyle birçok çeşitli içeceğin belli ölçülerle böyle karıştırılıp böyle şekilli şukullu bardaklarda böyle servis edilmesi. O kokteyl. Kökteyl ne ola ki acaba? O kökteyl değil lan, kokteyl. Koyla, Kayseri, Ordu... Ulan şaka yapıyorum, Allah Allah. Uzaydan gelmedik herhalde biz de ya. Aptal mıyım ben? Estağfurullah. Estağfurullah da mı biliyorsun? Tövbe tövbe. Oo, kombo yaptı. Tövbe tövbe mi? Hüseyin, lan sekülerim ayağına bizi mi yiyorsun? Seni. Sen niye böyle davranıyorsun ya? Allah Allah. Ben de kokteyli biliyorum ama içmiyorum. Ne var bunda? Hüseyin içiyor. Üzülüyorsun değil mi? Kızıyorsun hatta Hüseyin'e. İçmesini istiyorsun. Ona böyle bir sürü kıssalar anlatıp onu doğru yola çağırmak istiyorsun değil mi? Ne münasebet? Bana ne kardeşim, Allah Allah. Hüseyin Bey, öyle bir şey yok. Ya estağfurullah. İsteyen istediği gibi yaşasın. Ya herhalde canım, olur mu öyle şey? Hay beyler, çaylar geldi. Ay afiyet olsun vallahi. Özenerek yaptım. İnşallah da beğenirsiniz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yardım edeyim şöyle. Çok teşekkürler. Sağ olasın. İbrahim. Bir gerginlik yok deme, kavga çıktı mı? Yok, ben idare ediyorum arkadaşlarım. Sen de durumlar nasıl? Ay bence de vallahi enteresan bir şekilde çok iyi gidiyor arkası. Sen merak etme bana. Dikkat edin bana. Sen merak etme. Tamam, tembih eden bırakma. Tamam. Ama. Tamam, merak etme. Ya yengem zahmet etmiş ama Ramazan'dan çıktıktan sonra gündüz yemek de böyle bir türlü alışamıyorsun ya, bir değil tuhaf oldu. Mesut, sen şimdi böyle anlatıyorsun ama Hüseyin şimdi diyecek ki, Ramazan kim? İbrahim'ciğim, eğlenceni bölüyorum ama Ramazan'ın ne olduğunu biliyorum ben kardeşim. Aa! Senin amacın ne abi? Yani şu Hüseyin seküler, sen dindarsın ya.
Senin bildiğin şeyleri Hüseyin bilmez diye düşündüm. O yüzden. Ya Ramazan'dan bahsediyoruz. Fıkıh, tefsir demiyoruz ki. Ayrıca hangi biz beklemedik Ramazan'da pide kuyruğunda? Aa, siz Ramazan pidesi de mi yiyordunuz? Hadi edin canım. Neler yapıyorsunuz? Ne işle meşgulsünüz? Vallahi ne yapalım Mesut Bey? Ben bir gıda şirketinde müdürüm. Öyle gıda, mi? Evet, dağıtım, üretim vesaire. Aa, biz de lojistik yapıyoruz. Aslında gıda çalışmak istiyoruz biz de, biliyor musunuz? Gerçekten evet, mi? Evet, evet. İnanın çok üstüne denk geldi. Son dönemde pek memnun değiliz dağıtımcımızdan. Hem sevkiyatlarda da sorun yaşadı. Hı. Bir de malum araya seçim falan filan girdi. Girme, seçim konusuna girme işte. Yapma, hassas konu. Seçim konusuna girme, ne olur ya. Oğlum seçim konuşmuyoruz, iş konuşuyoruz. Ayrıca seçimde seçim ne var ulan? Bir tane oyumuz vardı, verdik bitti. Aa. Evet, kullandık oyu, beraber yaşıyoruz. Ne oldu? Seçim konuşsak ne olur? Ha, şimdi yumruk kumuyla kavgaya tutuşacaksınız değil mi? Allah Allah. Allah Allah mı? Oğlum şimdi Mesut'un yanında böyle Allah Allah deyip şov yapma bak. He, Hüseyin. Çakalsın ha. Ben gerilmeyin diye, sohbeti gerginlik çıkmasın diye uğraşıyorum ya. Ya ne olur şu konuyu değiştirelim artık. Bir geç, bir sakin geç artık. Ya filmlerden bahsedelim mesela. Bu Oscar'lara ne diyorsunuz son dönemde? Ya eskiden bir film olurdu, Oscar kazanacaksa evet, hep beraber aynı şeyi hissederdik. Şimdi bir tuhaf ya. Şimdi bir değişik yani. Hmm. Ne bileyim, nerede kaldı o mesela Esaretin Bedeli gibi film ha? Çok severim. Esaretin Bedeli inanılmaz bir filmdir ve enteresan, o film Oscar'ı yok. Aa. O dönem işte Pulp Fiction olsun, ne bileyim, Forrest Gump. Bak, onlar aday olduğu için ha, bu filmi Oscar alamadı tabii. Aynen. Mesut, sana inanamıyorum. Neye inanamıyorsun yine ya? Oğlum sen Çağrı'dan başka film bilir misin? Ha, ben bir tek Çağrı'yı mı izleyebilirim? Yalnız çok iyi film Çağrı. Ha, Ömer Muhtar da vardı, doğru, pardon. Ne? Bir dakika. Sen de Çağrı'yı mı izledin? Ben ne yaşıyorum ya? Ya sen bizi nasıl bir kalıba soktun ya? He? Farkında mısın? Ya ben Hüseyin'le tanıştım. Çok mutlu oldum bu arada. Aynen. İyi ki tanışmışız. Keşke daha önce tanışsaydık. Tanıştırsaydın da ticaret yapardık belki. Senin bu ön yargın nedir abi? Ön yargı falan değil oğlum. Allah Allah. Benim gördüğüm, duyduğum herkes gırtlak gırtlağa birbirine bağıra çağıra kavga ediyor. Dizilerde, sosyal medyada öyle görüyoruz yani. Ön yargı falan yok. Ayrıca yani siz böyle birbirinizi gırtlaklamayın diye ben uğraşıyorum burada. Sen zaten sekülerizmi de, dini de böyle sosyal medyadan, dizilerden takip ettiğin için böylesin. Yeah. O yüzden bu kadar yoz ve sınırsın. Oğlum gerçek hayat bu değil ki. Ayrıca zaten sana kalsa senin kodlarınla ben kardeşimle camiye gidemem, o benimle operaya gelemez. Böyle saçma klişe kodlar artık. Bıktık ulan bunlar. Mesut'cum opera şey, tiyatro ile müziğin böyle birleşimi gibi. Yani operada tiyatro yapılıyor ama böyle böyle yapılıyor. İşte opera o. Hadi kardeşim. Biz gidelim, başka bir yere gidelim. Biz seninle bir daha görüşmeyeceğiz. Aman nasıl ya? Çiçekciğim, bundan sonra sen benim kardeşimsin. Ay vallahi Firdeciğim, sen de öyle ya. Jale, biz bundan sonra seninle görüşmüyoruz he artık. Aa, ben ne dedim ya? Aa, bunların anlaşmasına ben şaşırdım diye bana düşman kesildiler. İbrahim, bunlar çok iyi anlaştı. Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Jale, aynısı burada da yaşandı. Ne? Mesut'la Hüseyin de çok yakın arkadaş oldular bir anda ya. Beni dışladılar. Ben nasıl oluyor anlamıyorum. Hüseyin sen sekülersin, Mesut sen dindarsın. Asıl sen nesin sen? Onu söyle bize. Ya. Belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen desin.